Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışı tarihe hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Çelik'le birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az sonra Menemen olaylarını konuşacağız. Çünkü seneyi devriyesi değil mi hocam? Evet, 88. yıl. 88 yıl önce yine bu ülkede bir tuhaf işler oldu. Bunun arka planını konuşacağız. Ama aynı zamanda sıcak gündemle başlayacağız bugün hocam. Bu da tarihin konusu yine. Metin Akpınar'ın. Tarihe not düşmek. Tarihe not düşmek. Metin Akpınar'ın sözleri. Bunları konuşacağız ama öncesinde bir küçük açıklama yapayım hocam. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Bilirsiniz. PKK'ların cenazesine gider. Efendime söyleyeyim. Onların sözcüsü gibi davranır. En sonda bizim, bu da Sezgin'in hendeki dediğimiz bir haberimiz var. Arkadaşlar şimdi onu ekrana verecek. Bu geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir cinayet işlendi hocam. Bu cinayeti bir alkolik işledi. O kişi bir babayla oğlunu öldürdü. Bir suç makinesi bu adam. Sokakta bağırıyor, çağırıyor, küfrediyor falan. Baba da uyarıyor zannediyorum, bağırma etme üzerinden. Aralarında bir tartışma çıkıyor ve bu alçak adam çekiyor, babayı da oğlunu da vuruyor. Allah Allah. Çok dramatik bir hadise hocam. Tamam. Rezil bir hadise. Bir aileyi yok ediyor yani. Yok ediyor. Bunu kim yapıyor? Bir alkolik. O esnada yine alkol duvarını aşmış. Ve bir sürü sabıkası olan bir adam. Bana kalsa bu adam idam edilmeli. Nokta. Evet. Birkaç gün sonra Barzani'nin siteleri ve PKK'lı siteler bu ailenin Kürt olduğu için, bu baba oğlun Kürt olduğu için öldürüldüğü yalanını ortaya attılar. Ortada bir cinayet var. Güneydoğu kökenli zannediyorum. Öldürülen bu insanlar ve Kürt oldukları için öldürüldüğü yalanını ortaya attılar. Bunun böyle olmadığını ailesi de biliyor. Yani öldürülenin ailesi de biliyor, yakınlarını da biliyor, Hendekliler de biliyor, Sakarya valiliği de biliyor, açıklamalar her şey falan ortada. Ama böyle bir yalanla provokasyona giriştiler. Hendek'teki bu hadiseyle ilgili. Sezgin Tanrıkulu da, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da hemen bir rol çaldı ve bir tweet atarak, ki orada var, buradan net göremiyorum ben, diyor ki işte AKP'nin ülkeyi getirdiği hal bu, işte Kürt olduğu için öldürüyor falan, aynı yalana sarıldı. Allah Allah. Ve bir yeni bir provokasyon girişimi sahnelendi bu olay üzerinde. Tamam. Biz de Güneş Gazetesi olarak bu provokasyon girişimini eleştiren bu haberi yaptık. Bu da Sezgin'in Hendek'i diye. Evet. Sezgin Tanrıkulu da kameralar karşısına geçti. Beni tehdit etti. Her fırsatta basın özgürlüğü, özgürlük bilmem ne falan filan diyen bu insanlar beni tehdit etti. Sezgin Tanrıkulu. Altını çizerek söylüyorum. Ona cevabı Perşembe günü en sıra dışında vereceğim. Ama bunu da programa başlarken bunu da söyleyeyim. Programın içerisinde o Menemen'i anlatırken söyleyeceğim şeyler var Sezgin Tanrıkulu. Eyvallah. Bu mühim. Şimdi özgürlük, basın özgürlüğü, bilmem ne vesaire falan. Bu kavramlar
Siz PKK'yı savunuyorsanız, PKK'yı savunan bir gazeteciyseniz basın özgürlüğünden söz edebilirsiniz. Hı hı. Terörü savunuyorsanız basın özgürlüğünden söz edebilirsiniz. Yahut uluslararası kuruluşlar siz terörü savunurken size hukuki bir işlem yapıldıysa bunun karşısında dururlar. Evet. Siz gerçekten insan haklarını savunuyorsanız, gerçek terörü lanetliyorsanız, terörü eleştiriyorsanız size basın özgürlüğü yok hocam. Evet. Kaide bu. Kaide bu. Evet, aynen. Demokrasi dediğiniz şey, Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorsanız demokrasi var. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyorsanız demokrasi yok. Siz eğer CHP'liyseniz yahut CHP'yi destekliyorsanız siz bir gazeteci olarak CHP yandaşı bir gazeteci değilsiniz. Çünkü CHP'yi desteklemek normal. Evet. Bir başka partiyi destekliyorsanız yandaşsınız. Yandaş olursunuz. E böyle alıştılar hep. Böyle alıştılar. Bu tek parti döneminin alışkanlığı. Alışkanlığı. Dolayısıyla bu Sezgin Tanrıkulu, Savcı Mehmet Kiraz'ın katilleri, Sezgin Tanrıkulu gelsin dediklerinde gidip onu, o savcının kurtarılması için orada ikna faaliyetinde yer almadı. Telefonunu dahi açmadı hocam. Evet, o zaman bu medyada falan haber olarak da yer aldı bunlar. Ama aynı Sezgin Tanrıkulu terör için, şu için, bu için canlı kalkan olmaya kalktı. Evet. Yok SİHA'lar vuruyor bilmem ne vesaire falan. Şimdi böyle birisi çıkıyor buradan, herkesin huzurunda söylüyorum, beni tehdit ediyor. Bu kişi beni tehdit ediyor. Senin gazetecilik yapmaya hakkın yok. Yok. Demişim ben senin tehdidin. Mesele değil, tarihe not düşeyim diye. Dur, tamam, şimdi gelir, ona söyleyeceğim laflar var. Eyvallah zaten hocam. Şimdi bu arkadaş terörü savunurken yahut provokasyon yaparken biz bunu niye yapıyorsun diye sorduğumuzda dayak yiyen biziz. Hocam, memleketini, bayrağını, milletini, devletini, ülkeni savunduğun zaman bu arkadaş çıkıp seni tehdit ediyor. Evet. Ve diyor ki ben, bunlar Kürt olduğu için öldürüldü diyorsam öyledir diyor. Ama değil. Allah Allah. Öyle değilse de öyledir diyor. E bu suçtur yani. Bu bir suçtur. Vatandaşı ikiye bölmek, birini ötekileştirmek. Evet. Daha devam ediyorum. Bu Sezgin Tanrıkulu hakkında dava açmış ve mahkemede bu davayı kabul ediyor. Niye? Dava ne? PKK cenazesine katılıyor. PKK'lı teröristin cenazesine katılıyor bu Sezgin Tanrıkulu. Evet. Biz de diyoruz ki teröristin cenazesine katılılmaz. Beni hedef gösteriyorlar diye dava açıyor. Yaptığı yanlışı söylemene de fırsat vermiyor. Şimdi bu devlet 40 senedir terörle mücadele ediyor. Devletin resmi politikası. Değil mi? Bu terör. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Büyük Millet Meclisi'nde milletin vekili olarak görev yapan bir insan hangi partiye sahip ait olursa olsun devletin yanında terörün karşısında olur. Nokta. Nokta. Bu budur. Yani bunun dışındaki duruşların hepsi problemlidir, faullüdür. Dolayısıyla ben anlamıyorum. Yani elde fotoğraf var, belge var, video var, o terörist kim, o var. Her şey tabii belli. Sen bunları mahkeme hepsini sunarsın, o kaybeder bunu. Mesele o değil ki. Ben ülkemi savunduğum için, devletimi, bayrağımı, milletimi savunduğum için niçin mahkeme kapılarında dolaşacağım hocam?
Evet. Bir de o var. Dur bakalım, savcılık belki buna takipsizlik kararı verir. Adam belli olmaz o. Ya orasında değilim ben. Mesele şu. bu nasıl bir ülke? Ben tırnak içerisinde nasıl bir yandaşım falan ki? Öbür taraftan bir adam çıkacak. Metin Akpınar'dan bahsediyorum. Ülkenin cumhurbaşkanının ayaklarından asılması, zindanda zehirlenmesi, bilmem şöyle böyle yapılmasından bahsedecek. Darbe isteyecek, darbe çığırtkanlığı yapacak. Geçmiş darbeleri alkışlayacak. Bunu eleştirdiğin zaman da yine seni dövecekler. Evet. Şimdi Metin Akpınar'la ilgili bir şey söyleyeyim. Kim nasıl düşünürse düşünsün. Metin Akpınar benim için bir sanatçıdır. Evet. İşini de, sanatını da güzel yapar. Evet. Ben onun ilk meslek tiyatroları, filmleriyle büyüdüm. Hepimiz izledik onu yani. Hepimiz o şeyle. O gün de problemliydi. Bak onu da söyleyeyim. Evet. Özal'a etmedikleri hakaret kalmadı. Demirel'e, Özal'a. Hatta Ecevit'e. Erbakan'a. Hele Erbakan'a. Evet. Her türlü aşağılamalar bilmem ne vesaire falan. Bu bir. İki. Mesela o gün de sermaye düşmanlığı yaptılar. O gün de ülkenin kalkınmasına karşı çıktılar. O gün de yok demokrasi, özgürlük bilmem ne dediler. Solculuk bunu gerektiriyor yani. Bunun edebiyatını yapacaklar. Başka hiçbir şey yok hocam. Özgürlük evet. İstiyoruz. Yahu hocam teşbihte hata olmaz. Sözüm meclisten dışarı. Tüm bu konulardan dışarı. Yani beyefendiyi de bunun dışında tutuyorum. Israrla bu ifadeyi kullanıyorum. Anlaşılsın diye bu örneği vereceğim. Beygir olsa diyorsun ki arpası çok gelmiş. Tamam. Ya bu arkadaşlara da demokrasi çok gelmiş. Çıkacaksın bir ülkede, canlı yayında. O ülkenin cumhurbaşkanının ayağından evet. asılması, evet. zindanda evet. zehirlenmesinden evet. bahsedeceksin. Darbeleri öveceksin. Öbürü çıkacak terör örgütünü savunacak. Beriki çıkacak bilmem ne yapacak. Günün sonunda da bu ülkede demokrasi yok diye ağlayacaksın. Ya şaka mı bunlar? Tekrar dönüyorum. Bir öfkesi, bir kini, bir bilmem nesi falan var bu arkadaşın. Bir şeylere. Bu başka bir şey. Fakat sürekli mesela Türkiye'ye bir dönem Araplar geliyordu. Hatırlıyor musun hocam? Evet. Ev alıyorlardı bilmem ne vesaire falan. Programlarında Arapları aşağıladılar bilmem ne, şu bu falan. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Müslümanları aşağıladılar. Efendime söyleyeyim. Özal'a. Özal döneminde özellikle. Özal'a yapmadıklarını bırakmadılar. Yapmadıklarını. Evet. Bunu bir köşeye koyuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu benim hakkında kaç dava açtı? Sayısını unuttum valla. Niye açtı? Hani basın özgürlüğü vardı? Hani eleştiri vardı? Kendileri hakkında laf söylemeyeceksen var. Şimdi Sezgin Tanrıkulu da benim hakkımda dava açtı. Evet. Mesele şu. Diyor ki demokrasi tanımım. Darbeyi savunabilirim. Terörü savunabilirim. Ülkenin cumhurbaşkanına hakaret edebilirim. Küfredebilirim. Onun aleyhinde yalan söyleyebilirim. İftira atabilirim. Ben bunları yaparken beni eleştirirsen seni dava ederim diyor. Evet. Yerim ben böyle demokrasi anlayışını ya. Kafayı mı yedin siz? Benim Kemal Bey'e bir tek hakaretimi kimse gösteremez. Bir tek. Evet yani. Yalan söylüyor demişimdir. En ağır maksimum. Şey odur. Onu da gösterdim. Defalarca, binlerce kez örneğin. Onu herkes söylüyor. Bugün çıktı diyor ki, Tayyip Erdoğan İsrail'e kafa tutuyor bilmem falan ama damadını, Sayın Berat Albayrak'a kastediyor, İsrail'e gönderiyor. Ya adam ömründe hiç İsrail'e gitmemiş. Şimdi ne yaparsın hocam? Hayır, gönderse ne olur mu? Ya, bakan bu yani. Tamam, geçtim. Gönderse ne olur geçtim. Teyzesini görmeye gitmiyor ki.
Bunu geçtim. Ama gitmemiş adam. Adam ömründe şey İsrail'e gitmemiş. Yahu bunu niye yapıyorsun? Ben dedim oldu bitti diyor. Dediğim esnasını duyanlar. Kemal Bey o yüzden kimse ciddiye almıyor ve oy vermiyor işte. Bundan oluyor. Yani siyasette seviye olacak. Ve kardeşim yani Trump'la kavga ediyordu. Tayyip Erdoğan Amerika'ya giderse şimdi laf mı olur? Laf mı olur bu yani devletler arası şeyinde? Küsmek olmaz. Olmaz. Dünyaya geri gelir küsersin, geri gelir barışırsın. Netanyahu hakkında Sayın Erdoğan çok ağır laflar etti. Katil dedi, bebek katili dedi. O one minute işte Cumhurbaşkanı'na dünyanın gözü önünde canlı yayında neler söyledi. Ama yarın devlet işi olacak, görüşecekler yani bu. Bu devlet işlerinde küslük olmaz. Niye gidiyorsun, niye şey diyorsun? Ne demek bu, böyle şey olur mu? Hülasa, bu Sezgin Tanrıkulu işi bu. Gelelim şimdi Metin Akpınar işine. Bu arada Metin Akpınar, dilerse telefonla, dilerse stüdyoya gelerek programımıza katılabilir. Yarın, öbür gün, istediği zaman. Buradaki sözlerine bir açıklama getirebilir. Ama şu, duruşma, savcının yanından çıktıktan sonra biz Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle bir şey demedik, olur mu öyle şey efendim bilmem. Gerek yok bunlara. Bunlara gerek yok. Şimdi Türkiye'de gerek siyasetçi, gerekse dese ki gaza geldim, kastımı açtım, özür dilerim, bu düşünceler doğru düşünceler adamı, değil. Efendime söyleyeyim, gerekse gazeteciler olsun. Bakın şimdi, bazı şeylerin temsil özellikleri vardır. Eğer siz bu tarih felsefesi açısından, devlet felsefesi açısından milletlere göre değişir. Hatırlar mısınız? Annan planı görüşüldüğü sırada o planın bir şeyi de şuydu. Yani Kıbrıs Rum kesimiyle Türk kesimi birleşsinler, tek devlet olsunlar, böylece Avrupa Birliği'ni alalım. Müzakereler falan devam ediyordu, henüz referandumlar falan yapılmamıştı. Bir grup Rum genç, şöyle zannediyorum bir 300-400 kişi vardı motosikletleriyle. Ben oradaydım. Hah. Ledra Palas'ta. Hah. Yeşil Hat'ta. Evet. Muhabirdim o zaman. Heh. Orada dururken koştu bir tanesi. Evet. Zannediyorum uyuşturucu almıştı onun verdiği cesaretle. Bayrak direğine tırmandı. Tırmandı. O esnada evet, bizim taraftan bir askerimiz boynundan vurup bayrağı indirmesine fırsat vermeden tak indirdi. Evet. Bak şimdi. O dönemde bütün dünya basını şu tür şeyler yazdı. Ya gencecik bir çocuk. Ya niye vurdunuz? İndirirse indirsin ne var? Biraz sonra tekrar asardınız. Kendi açılarından baktıklarında anlaşılabilir bir şey söylüyorlardı. Bir Amerikalı böyle düşünüyor. Bir Alman böyle düşünüyor. Ama aynı Amerikalı, aynı Amerikalının polisi dur ihtarını durmayan adamı çekip vuruyor. O ayrı, o ayrı. Bak şimdi. Şimdi ben o dönemde Türkiye'ye baktım. O zaman bizim nüfusumuz 65-70 milyon arası bir rakamdı. Azizim sağcısı, solcusu, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, devlet adamı, serbest çalışan, medyanın sağı solu, her renk medya. Hiçbir tanesi böyle yaklaşmadılar. Yani kimse kalkıp diyemez ki bu 70 milyonluk Türkiye bunlar nasıl insan anlayışı, bunlar nasıl böyle bağnazlar bilmem neler falan. Bunu böyle değerlendiremez. Hiçbirimizin de tuhafına gitmedi. Benim 70 yaşında o zaman annem bile dedi ki yavrum sen nasıl o bayrağı el sürersin dedi. Bu kadar. Şimdi o
2 metre bez, efendim kırmızı boyaya boyanmış, bir de üzerine beyaz bir hilalle yıldız işlenmiş bir bez parçası değil kardeşim. Bizim genetiğimizde ve tarih felsefemizde o bir milletin inancını, örfünü, adetini, namusunu, onurunu, her şeyini temsil şerefini ediyor. Ama Amerikalı da öyle değil. Orada plajda havlu yapıyor, gidip üzerinde uzanıyor. Hatırlar mısın? Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken Avrupa Birliği toplantısına yerden katılmıştı. Yerden kaldırması hikayesi. Yerde bayrak koymuşlar işte, toplantıdan sonra bir toplu fotoğraf çektiriyorlar hatıra olsun diye. Genelde devlet adamları 50 yaşın üzerinde oldukları için gözleri yazıyı okuyamıyor, edemiyor diye bayrak koymuşlar. Amerikalı geliyor kendi bayrağına basıyor, İngiliz geliyor kendi bayrağına basıyor. Bir tek orada Tayyip Erdoğan bir gördü basmadı, yerden kaldırdı, aldı. Arkasında Abdullah Gül duruyordu, Dışişleri Bakanı'ydı. Tuttu ona verdi, o da aldı cebine koydu. Şimdi bizim böyle bir bakış açımız var. Venezuela'nın devlet başkanı Maduro bunu Maduro bildiği için aynısını yaptı. Yere düştüğünde Türk bayrağı onu aldı işte koydu. Şimdi oraya bakın, bizde başbakanlık makamı devleti temsil etmez, siyaseti temsil eder. Amma. Bakanlık makamı bizde siyaseti temsil eder. Valilik ve cumhurbaşkanlığı makamları devleti temsil eder. Tıpkı bayrağı gibi. Bayrak gibi. Marşı, istiklal marşı gibi. Bunu temsil eder. Bu nedenle her vatandaşımız sevip sevmemekte insanlar serbesttirler. Herkes cumhurbaşkanını sevmek zorunda değil. Böyle bir mecburiyet yok. Ama saygı duyacaksınız. Çünkü devleti temsil ediyor orada. Bu nedenle yani evet, partili cumhurbaşkanı bayrağı alışın evet, cebine koyuşunu falan, bu da başka hatta bir şey. Hatta saygı duymanı da biz yani işten mi bilemeyiz ama saygısızlık yapmayız. Abi işte dediğim o, yani saygısızlık yapamazsın. Yapmayız. Saygısızlık yapamazsınız. Şimdi burada siz orada siyaset konuşabilirsiniz. Bu siyaset açısından AK Parti'yi ve genel başkan olarak, cumhurbaşkanı aynı zamanda partili genel başkan, siyaseten politikalarını tenkit de edebilirsiniz. Yani mesela kalkıp diyebiliriz hani bugün şey parası neydi, 2020 lira oldu ya, asgari ücret. Yani diyebilirsiniz bu az oldu efendime söyleyeyim işte 2200 olsaydı bilmem ne, bunu söylersiniz. Efendim şu yatırım niye gecikti, bu niye oldu, bunlar olur. Ama şimdi orada diyor ki bir de konuşmasında, efendim diyor, Tayyip Erdoğan adı veya Cumhurbaşkanı adı konuşmada hiç geçmiyor. Dinleyeceğiz onu, üzerine konuşalım. Peki. Ama araya bir cümle koyayım. Tamam, o da koy. Şu, ekran başındaki izleyenler ne olur dikkat etsin, formülasyonu vereceğim. Şimdi bir yalan ortaya atıyor. Şurada sıfır noktasında bir yalan ortaya atıyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan diktatördür. Bu ülkede demokrasi yok. Bu ülkede baskı var. Bu ülke bilmem ne falan filan diyor. Bunu diyor. Peki nerede? Yok. Yok. Böyle bir şey yok. O zaman bunu imal etmek zorunda. Nasıl imal edeceksin? Yok ki böyle bir şey. Diyor ki Tayyip Erdoğan'a küfredersem, hakaret edersem, devlete küfredersem, hakaret edersem, yargı gereğini yaptığında bağıracağım. İşte bak görüyor musunuz, bu ülkede demokrasi yok, özgürlük yok bilmem ne. Anlatabildim mi? Şimdi en olmayacak şeyi yapıp. Dünyanın neresinde devlet başkanına hakaret etmek? Tamam, bu dediğin doğru. Var. Mesele şu. He. Adam ihanet ediyor. Gazeteci ihanet ediyor. FETÖ'cü. FETÖ terör örgütünün üyesi. Hı hı. Avrupa'ya, dünyaya şöyle yapıyor. Ben gazeteciyim, beni tutukladılar. Şerefsiz, seni niye tutukladılar? Gazeteci olduğun için mi tutukladılar? Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı mı tutukladılar seni? Yok. Sen bir terör örgütünün üyesisin. Sen bir terör örgütünün propagandasını yapıyorsun. Sen bir terör örgütüne hizmet ediyorsun. Yani, sen bir terör örgütünün mensubusun diye seni tutukladılar. Can Dündar gazetecidir ama
mahkemeye veriliş sebebi, hüküm giyme sebebi gazetecilik faaliyeti değil. Vatana ihanet. Vatana ihanet. Şimdi dolayısıyla bilinçli olarak birileri görevli, talimatlı, en olmayacak şeyler söylüyor. Dikkat et, sanatçı olarak söylüyor. Gazeteci olarak söylüyor, yapıyor. İşte falan böyle toplumun önündeki tipler siyasetçi olarak yapıyor. Suç işliyor. Bilinçli olarak, bilerek, isteyerek, teammüden suç işliyor. Sebebi şu, bu suç sonrasında yargı bana müdahale etsin ve ben de diktatör diye bağırayım. Ben de Türkiye'de demokrasi yok diye bağırayım. Ben de Türkiye'de özgürlük yok diye bağırayım için. Anlatabildim değil mi hocam? Bütün ya mesele kardeşim, bu. İyi de bak şimdi. Şimdi sanatçılığın bir özelliği var. Sanatçının, yani tiyatrocu veya sinema sanatçısı veya ses sanatçısı diyelim. Onun konserlerine veya filmine veya tiyatro oyununa sadece kadınlar mı gider? Hayır. Sadece çocuklar mı gider? Hayır. Sadece Aleviler mi gider? Hayır. Sadece Sünniler mi gider? Hayır. Sadece Lazlar mı gider? Hayır. Sadece Adanalılar mı gider? Hayır. Sadece yani, CHP'liler mi gider? Sadece AK Partiler mi gider? Sadece MHP'liler mi gider? Şimdi hiçbir sanatçı siyasi kimliğini aslında belli etmemeli. Hocam etsin. Ya bir görüşü olur. Hayır ama sanat açısından doğru tamam, değil yani bak, bu. Ona da bak şimdi dediğin doğru bir kısım. Gitsin oyunu kullansın hangi tamam. Partiye verirse versin. Ona da itiraz. Ya bir sanatçının da siyasi görüşü, bir gazetecinin siyasi görüşü olabilir. Bir. Tamam. İkincisi, burasına rozet de takabilir. Buna da eyvallah. Her şey yapıyorum. Daha özgürlüğü açıyorum onlar için. AK Parti'yi, hükümeti, Tayyip Erdoğan'ı, bakanlarını, belediye başkanlarını eleştirebilir. Yerden yere de vurabilir. Burada evet, da problem. Tamam. Kimse de niçin beni eleştirdi deme hakkına sahip değil. Öyle bir şey de yok zaten. Evet. Bu eleştiri değil. Bu bir suç. Tabii burada canım, darbeyi övmek zaten. Var. Açtı burada onu. Tehdit var. Burada hakaret var. Yahu bir dakika ya. Karıştırmasın kimse. Metin Akpınar savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Çünkü bir suç işledi. Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için çağrılmadı. Bunun altını çizelim. Böyle lanse ediyor. Metin Akpınar Tayyip Erdoğan'ı asılmakla, zehirlenmekle bilmem neyle tehdit edildiği için çağrıldı. Metin Akpınar darbe gibi anayasal bir suçu övdüğü için çağrıldı. Evet. Tamam. Hadise bu. Burada bir eleştiriden bir... Şimdi o da diyor ki avukatı ve kendisi, efendim Tayyip Erdoğan'ın adı burada geçmedi. İşte bilmem burada İzleyelim. Ne etmedi falan. İzleyelim. Şimdi hayır, isim geçmeyebilir ama siz Türkiye'yi kastediyorsunuz. Türkiye'yi yöneten devletin tepesindeki adam Tayyip Erdoğan. İyi de isim geçmediyse bütün... niye bas bas bağırıyorsunuz? Tayyip Erdoğan niye eleştirilemez mi? Eleştirdiği için niye? Hayır, hikaye hakaret onlar. Ediyorsunuz hakaret kardeşim. Ediyor. Bırakın artık tehdit ediyor. Bir ülkenin evet. Başkanı. İzleyelim hocam şunu hadi. İzleyelim. Bu bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap olur. Onun dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti, onu da söyleyeyim. Adnan Menderes'te bir ay sonra randevu almıştı, ihtilal oldu. Süleyman Demir aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına. Bu alkış niye? Bu alkış niye? Darısı kimin başına derken? Tayyip Erdoğan'ın gazeteci. Vallahi bu 5 yaşındaki çocuğa da söylesen cevabını bilir. 95 yaşında aklı bile artık gidip gelen adama da sorsan bu bunu kastediyor denir yani. Şimdi ya dürüst olacaksınız. Yani şunu söyleyebilir. Ya arkadaş, lafın şehvetine kapıldım. Maksadını aşan sözler söyledim. Özür diliyorum ya. Evet. Bunu söyleyeceksin evet. Yani. Olur, zaman zaman biz de vitesten atıyoruz. Tabii. Hakikaten maksadını aşan laflar şey diyoruz. Hocam bak, burada maksadını aşanın ötesinde bir şey var. Şunu dese ki. Ben hafifletiyorum. He, anladım. Ha. Şunu dese ki.
Tayyip Erdoğan elime fırsat geçse öldürürüm, keserim, asarım dese. Evet. Bak bu ve sonuçta da dese ki ya çok öfkeliydim, sinirlenmiştim, onun şu işine çok kızmıştım, kendimi tutamadım diyebilir. Evet, o da doğru. Diyor ki Adnan Menderes diyor Rusya'ya doğru diyor yöneldi diyor, ihtilal oldu diyor. Astılar. Kim astı o zaman? Amerika astı. Evet. Bu işin yani tarihselliği tabii. Amerika bundan rahatsız oldu astı. Şimdi Amerika Adnan Menderes'i Rusya'ya yöneldiği için astı diyen bir adam, kahrolsun emperyalizm diye bağırmış bir adam yıllarca. Öyle bir evet, deyip durdu. Evet, doğru mu? Evet, evet. Bir başka ülkenin marifetiyle senin devlet başkanının asılmış olmasını nasıl içine sindirebiliyorsun? Evet. Bir başka ülkenin senin ülkende darbe yapmasını nasıl içine sindirebiliyorsun ve bunu nasıl alkışlıyorsun? Bir. Doğru mu? Evet. Aynı şey Süleyman Demirel için. Yani bunu özür de kurtarmıyor da. Yok, kurtarmaz açık. Bunu özür de kurtarmıyor. Yani o şunu söyleyebilir. Ben o tarihi süreci kronolojik olarak vermek için onu şey ettim ama o son cümle var ya. Evet. Darısı. Kimin darısı alkışlayarak. Kimin başına döverek, ve diğerleri bunu alkışlıyorlar. Burada kastedilen Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Niye? Net. Rusya ile ilişkileri var bilmem ne falan filan. Bu bir boyut. Gelelim öbür boyutuna. Bir demokrasi tanımı yapıyor. Öncesinde de zannediyorum işte bu iş sandıklı olmaz falan filan deniyor. Demokrasi o kısımda var mı? Biraz baş tarafı. Demokrasi tanımı yaptığı yeri de ayarlayın bana. İşte çoğulcu demokrasi bilmem ne vesaire. Şimdi düne kadar Tayyip Erdoğan iktidara gelinceye kadar geçmiş dönemde Refah Partisi şu bu falan da dahil. Kardeşim bu ülkede sandık var. Bu evet. Ülkede demokrasi var. Halkın kendi kendisini idare etmedir demokrasi. Sandık kurulur, insanlar oyunu kullanır. Sandıktan kim çıkarsa ülkeyi o yönetir deniyor. Tabii. Ta ki Tayyip Erdoğan sandıktan çıkıncaya kadar. Evet. Tayyip Erdoğan sandıktan çıkınca oyunun kuralları, demokrasinin kuralları değişti. Değişti. Her şey sandık değildi. Her şey sandık. Bunu Abdullah Gül de söyledi. Bu hezeyanda o da bulundu. O da söyledi bunu. Evet. Nasıl ya? Her şey sandık değilse nedir o zaman? Nedir evet. Hocam? Onu hem de o gezi olayları sırasında söyledi, söyledi. Değil mi? Tabii. Yani. Şimdi geldi, dedi ki her şey demokrasi değildir. Tamam. Ne diyor? Azınlığın hakları ne olacak diyor. Bir kere azınlığın hakkında kim nerede müdahil olmuş bu ülkede? Yok kardeşim, azınlığın hakkını hukuk korur yani evet. Şimdi. Orada illem demokrasi. İllem azınlığı da iktidara ortak edeceksin diye bir kural şey yok ki. Azınlığın, hukuk koruyacak onun hakkını. Azınlığın hakkı dediğin ne? Şimdi bu ülkede geçen birisi anlatıyordu. Yani sormuş yani 16 yıllık AK Parti iktidarında 2002'de AK Parti iktidara geldi. Evet. Ondan önce yani 2001'de ne yapabiliyordun? Bugün yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Evet. El cevap. Ya sigarayı da yasakladı kapalı alanlarda bilmem. Ya, yürü git manyak. Bu bir devrimdir. Bu bir devrimdir. Restoranda şurada burada vesaire. Tabii canım. Alkışlanacak tabii, bir şeyi tabii. Kısıtlama olarak nasıl sunarsın? Japonya'da içemiyorsun. Tabii canım. Kore'de içemiyorsun. Ya kim sigarayı şey edebilir yani? Şimdi ne yasak? Bana karışma. Sana ne karışmış? Ya ben az önce söyledim. Arpası bol gelen beygir gibi. Diktatörün yönettiği bir ülkede sen ekrandan diktatörü asmaktan, kesmekten, zehirlemekten falan filan bahsediyorsun. Yapma ya. Ya şimdi bak, bunun zararı kendilerine de oluyor. Yani hocam, siz de toplumu geriyor. Kargaşaya sebep tamam, oluyor. Tamam, konuşmanızın başında sanatçı olarak işini iyi yaptığını, iyi bir sanatçı olduğunu, kesinlikle, oyunlarını, kesinlikle filmlerini bizi çok güldürdü. Mükemmel bir sanatçı. Hatta artısı var. Artıları İyi de var. Bir sesi var. Tabii tabii. Ha. Mevlüt okusa oturur ağlarsın. Bak Mevlüt tabii, okusa tabii. Oturur ağlarsın. Ben biliyorum hocam. Biliyorum. Ben de biliyorum o özelliklerini. Şimdi
milletin... Mevlüt okuduğu için iyi sanatçı değil ha. Yani Türk değil sanat değil canım. Tabii şuna, çok buna... kabiliyetli çok birisi. Kabiliyet. Çok kabiliyetli birisi. Toplumun her kesiminin gönlünde bir yeri vardı. Sanatçı olarak bir yeri vardı. Ne gereği vardı? Ya ne gereği vardı? Sen bundan eline ne geçti? Kalk de ki ya işte bu lafı söyleyeceğim. Halk arasında kendisi demezsin. Yani. Hocam dur. Ya bir eşeklik yaptık desin çıksın işin içerisinden yani. Ha bu bunu küçültmez de. Bak öbürünü hiç konu dahi etmiyorum Müjdat Gezen'e. Yo ben de etmiyorum. Sanatı yok, sanatçılığı yok, bilmem nesi yok. Benim açımdan yani bunu aşağılamak için. Niye onun baryam? Yo işte. Darbuköter baryam. Şimdi hocam... Bir de onların ağzı da bozuk. Bozuk. O yüzden hiç açmayacağım. Yaşar Nuri ile bir programları yine hocam, vardı. Bir sürü programda yani düşün. Abdülhamid'in torununa küfür etti bir hanımefendiye. Bunu bir başkası yapsa linç edilirdi bu ülkede. Yani. Onu hiç onu konumuza alamayız hocam yani. Ya. O ahlaksız bir adam. Tamam mı? Ahlaksız. Onu konuşamayız bile. Sana ama Zeki Alasya'nın sanatçılığına Metin Akpınar Zeki Alasya ikisi ikiliyiz. İkili. Metin Ak şimdi ben onu dedim suçlu Zeki Alasya dedim orada problem yok. CHP'li milletvekili diyor ki Zeki Alasya ile Metin Akpınar'a yapılan bu Metin Akpınar'ın sanatçılığına, kabiliyetine, becerisine laf söylersem kendimi kandırmış olurum. Bak CHP'liler bunları kullanıyorlar. Biz üzülüyoruz. Evet. Bak biz savunuyoruzdur evet. Şu anda. Diyoruz ki Metin yazık. Yani sen böyle bir sanatçıydın, böyle bir şeydin. Niye yani toplumun %50'si bu devlet ve siyaset adamını seviyor, oy veriyor. Sen bir sanatçı olarak aklını mı yedin yani bir ülkenin %50'sini karşına almakla yani? Bununla neydi? Ya bilmiyorum o anda aklımı başında hocam, değildi. Bak, altını, şeyine değildi. Altını çiziyorum. Ya mahkemesi önemli değil. Bak değil. Mahkeme berat da ettirse bir kıymeti yok. Hapse de atsa bir kıymeti yok. Ben buradan Metin Bey'e bir çağrı yapıyorum. O sanatına saygıdan dolayı bu onu küçültmez de. Kalksın desin ki arkadaş hakikaten... Olmayacak bir şey yaptık. Orada o kalabalığın içinde. Bir cümle. Yanlış yaptık. Laf aşı ettik. Konu kapansın bak bu kadar basit. Evet yanlış yaptık. Cumhurbaşkanıdır. Sevmesek de hakaret etme şeyimiz yoktur. Hiçbir Türk vatandaşın yok. Hiçbir devlet vatandaşında yok böyle bir hak. Hocam benim takıldığım yer şu. Bence eleştirsin. Metin Bey, biz ondan bir panel de yapmışızdır. Şeyde İzmir'de. Yani başka özellikleri var, takdir edilen özellikleri var, tenkit edilebilecek yönleri de var, özel hayatıyla ilgili şeyleri de var. Fakat o bizi ilgilendirmez. Bir sanatçı olarak ben toplumun %50'sinin kalbinden bunun yerini söküp atmasına gönlüm razı olmuyor. Ben kendisine buradan diyorum, ya o ortamın şeyine kapıldı. Ya orada kullandılar. Aşan, verdi Uğur Dündar, verdi gazı Yılmaz Özdil'le, yani köşeden böyle çıksın yani. O hakaret kastıyla söylemiyorum, bıyık altından böyle güldüler vesaire falan. Ya böyle de düşünüyor olabilir. Bu insanın düşüncesine bir şey diyemeyiz iç alemindeki. Ama bunu kamuoyunun önünde darbeyi savunarak. Tabii onlar hepsi yanlış. Tehdit onlar etmek, hepsi bunlar yanlış. Ya bak o Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri vardı, bir pankrat taşıdılar. Sayın evet, Cumhurbaşkanı'nın evet, şeyiyle evet. Hakaretvari bir şey. Ondan sonra şeyden sonra yaptıklarının yanlış olduğunu anladılar. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemek için şey ettiler. O da randevu verdi, aldı, şeyde ağırladı. Hadi çocuklar gözlerinden öptü gönderdi yani bu. Bak şunu söyleyeyim. CHP'nin tek motivasyonu Erdoğan düşmanı. Evet başka bir şey yapmıyor ki zaten. O müzmin CHP'lilerin de tek motivasyonu Erdoğan düşmanı. Yani bunlar CHP'ye yem oldular ha. Evet. Yazık sanatçılar yani. Şimdi birçok sanatçı da ya hocam Sayın Cumhurbaşkanı'na sakın devamını getirme ben şey yok köprünün adını şöyle yapalım yok bilmem ne ya bu kadar hakaret mi? Ve bu ülkede özgürlük yok diyorlar hala.
Tamam mı? Denmeyecek laflar var. Metin Akpınar'a buradan samimi bir çağrım. Bunu arkadaşlar hatta kullanabilirler. Kullansınlar da. Metin Akpınar'a çok samimi bir çağrıda bulunuyorum. Çok samimi. Protest duruşu bilmem ne vesaire falan. Bunlara hiçbir diyeceğim yok. Erdoğan eleştirebilir. Hiçbir diyeceğim tabii yok. Tabii canım ya. En ağır şekilde, en sert şekilde eleştirebilir. Hiç itirazım olamaz. Hakaret etmediği, küfür etmediği sürece. Burada yaptığı çok, 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 çok çirkin bir şeydi. Ölümle tehdit var, kavramları birbirine karıştırma var, darbeyi övme var, hakaret var, her şey var. Metin Akpınar gibi bir sanatçının entelektüel bir boyutu da var. Tabii. Böyle bir hatayı normal şartlarda yapabileceği ihtimali ben de ihtimal vermiyorum. Bana normal gelmiyor. Evet. Bu ülkenin bir sanatçısıdır. Yaptığı da ciddi bir hatadır. Hiç bu işin uzatılmasına gerek yok. Metin Akpınar, bir iyilik yapalım. Metin Akpınar çıkıp bir cümle yani nefsini de ayaklar altına alamayabilir. İşte o yaşta bilmem mesela. Ben yanlış yaptım. Yok. Yok. Demiş olması. Şimdi şöyle de algılanmasın. Yani bunlar alttan alıyorlar ki biz yerden yere vurabilirdik. Ne alttanı? Hocam. Yerden yere vurabilirdik. Bu yapılan bundan. Ahlaksızlık yanlış mı? Bunların hepsini söylemişim. Gazetem ortada. CHP'liler bak bunun 70 yıllık bir hayatı var. Bunun en az 50 yılı sanatla ilgili. Evet. Tamam mı? Kabiliyetli bir adam. Bu nihayet bizim milletimizin bir sanat köşesinin bir parçası bu. Bu değerlerimizi biz harcayamayız. CHP günlük politika için bunları harcıyor. Tabii. Bozuk para gibi bunların aynen. Hepsini harcadı. Aynen. Davet et. Stüdyoya getir. Burada onunla bir program yap. Yo. Ben daha önce de kendisi orada birkaç kez çağırdım. Buradan da söyleyip kendisi de orada. Yalanlıyorsa da buyursun yalansın. Yalanlasın. Ya şimdi ben oraya gelirsem beni rahatsız i̇şte edenler. İşte hep o tarafın adamı. Solun böyle bir şeyi var. Solun böyle bir şeyi var. Bu stüdyoya gelmeye. Demokrat olmayan soldur. Evet. Bu stüdyoya gelmeye çekindi. Çekiniyor. Evet. Tamam. Linç ederler. Linç ederler diye. Önemli değil. Hani bu bilgiyi gayri ihtiyarı paylaştım. Kusura bakmasın. Ama şu, bu stüdyonu açık yani onu söylemek için bu aklıma geldi. Açık. Bu stüdyonu açık. Valla Metin Bey kardeşim bak eğer dinlemiyorsa söylesin de şeyden dinlesin. Yaptığı büyük ayıp, yaptığı büyük terbiyesizlik. Bu hiçbir yani, şeye sığmaz. Sakin sakin düşün. Ama. Otur, hayat senin, sen tarihe mal olmuş bir sanatçısın. Şunun bunun gazına gelme. CHP'ye de yem olma. Böyle bir şeyde. Otur de ki arkadaş yani o ortamın şeyiyle maksadını aşan şeyler şeyimden çıktı. Benim maksadım devleti temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret değil. Bu şeyden çok üzgünüm o şeyden. Bu her şey bitsin. Yoksa mahkemesi falan önemli değil bu işler. Ya ismini Tamer Karadağ. Çıktı ben Cumhurbaşkanı'ndan korkuyorum işte benzer böyle. Çıkardın sen onu. Yakışıksız laflar etti. Ben bir yazı yazdım. Sonra kendisine madem öyle gel stüdyoya buyur dedim. Evet. Tamer Bey, Tamer Karadağlı endişe etmeden geldi bu stüdyoya. Geldi evet ben izledim o programı. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Ve orada ben işte... aslında öyle demek istemediğini, biraz kastınlaştığını yahut bu işte hani öyle yansıtıldığı gibi olma, kendince tamam mı? Meseleyi huzura kavuşturdu bu stüdyoda. Evet. Bittiğinde ne oldu şimdi? Tamer Karadağlı'ya bir şey mi diyeceğiz? Yok canım. O da bu ülkenin bir sanatçısıdır yani. Evet. Tamam. Ve biz hala o taş fırın erkeği zevkle seyrediyoruz o nedenle. Güzel. Yani bunu niye yıkarsın bizim sinir uçlarımıza dokunarak? Yani ben demiyorum ki Erdoğan'ı öven skeçler yap, açıklamalar yok, kardeşim, yap. Yok kardeşim yok. Ya ne yaparsan yap. Evet. Ama şunu yapma.
Yani yakışmıyor, yakışmıyor. Hakaret, ölümle tehdit, sanatçıya, darbeleri savunmak, bilmem ne vesaire falan. Bir sanatçıya falan. Yakışmıyor. Yakışmıyor bunlar. Yakışmıyor. O yüzden ben ihtimal vermesem de Metin Akpınar'a bu stüdyo açık. Ama mahallesi baskı uygulayacaktır, linç edecektir. Şöyle bir şey yok, bak onu söyleyeyim. Eğer öyle inanıyorsa, alkış. Bugün yapılan alkış, yanlış alkış. Tarih doğruyu 5 sene sonra da olsa, 10 sene sonra da olsa. Tabii canım, tabii. Bu alkışları siler. Çıktı, ömrünü sahnelerde bu milletin alkışlarıyla geçirmiş bir adam. Hiç olmayacak laflar etti. Sanat hayatını perişan etti. Efendim bütün saygınlığını yitirdi diye yazacak. Öyle olur ya. Bir sene sonra yazacak. Evet, evet. Değilse 5 sene sonra yazacak. Evet. Ama illaki yazacak. Evet. Zannetmesin ki darbeyi savunduğu için, bir ülkenin cumhurbaşkanını ölümle tehdit ettiği için, bir ülkenin cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tarih onu ne büyük kahraman diye yazacak. Yok yok, yazmaz yazmaz ya. Mesela benim en çok üzüldüğüm aktörlerden birisi de Tarık Akan'dır. Hı hı. Yani bizim gençliğimizin, bütün genç kızların yakışıklılığına hayran olduğu bir aktördü. Böyle çok temiz yüzlü, çok güzel fizikli. Salon şeyleri falan da oynardı, ederdi. Fakat son yıllarında o kadar ideolojik, pespaye, böyle ideolojik saplantıya girdi ki ben üzüldüm. Hocam. Ya yapma bir ya. Bir kitap yazmıştım, muhabirdim. Yalan olmasın, 2004 falandır, 2003'te olabilir. Hı hı. O aralar yani 2005'ten önce imzası var Tarık Akan'ın. Ben de imzaya gittim. Hı. İmzanın sonunda mikrofonu uzattım. Hı hı. Mikrofon, Kanal 7 mikrofonuydu. Hı. Vardır, arşivlerimizde vardır. Çek mikrofonu, ben o mikrofona konuşmam dedi. Hı. Niye? Muhafazakar bir çizgi değil. Şimdi bu yani ölmüş gitmiş, onun için söylemiyorum genelde. Bu mu sizin i̇şte demokratlığınız? O yakışıksız tutumları onları mahvediyor. Bak şimdi. Bunların solculuğu, salon solculuğuydu da zaten. Cem Karaca'nın 70'li yıllardaki şeyini biliyoruz. Hı. Çok aşırı bir sol şeyi vardı. İnanç şeyi de çok, yani ateist şeyindeydi. Noktasındaydı. Fakat zaman içerisinde duruldu. Mukayeseler yaptı, şey etti. Ondan sonra ya ben bu milletin genetiğiyle, sinir uçlarıyla çok oynadım dedi. Farklı şeyler söylemeye başladı. Bu millet 40 yıl onun hakaretlerini unuttu. O güzel şeylerini aldı. Bizden bir parça dedi. Tekbirlerle uğurlandı ya. Ve vasiyet etti. Benim cenazemi dedi alkışlarla falan uğurlamayın, tekbirlerle uğurlayın. Bu millet onu bağrına bastı ya. Ya Metinciğim, sen de bunu böyle düşün nihayetinde. Öyle bir yer ki, giden hiç gelmedi bugüne kadar. Ne olacağını bilmiyoruz. Ne var orada bilmiyoruz. Sadece kutsal kitaplar bize ikinci bir hayattan bahsediyorlar. Onun için yani şu 50 yıllık sanat hayatının karşılığını yok etme. Yok etme. Vallahi sevdiğimiz için söylüyoruz. Şimdi ben bunu parça parça ederdik, burada yere atardık. 40 türlü hakareti biz de ona yapardık. Ama yaptığı yazık çok büyük ayıp, yaptığı çok büyük bir yanlış. Yaptığı ne demokratlığa sığar, ne şuna sığar, ne buna sığar vesaire falan. Yok, insanlığa sığmaz. Yani yanındaki 28 Şubat goygoycusu Uğur Dündar'ın, ha? Şimdi orada da 28 Şubat'ta benzer işler yaptılar. İnsanların ölümüne sebep oldular. Tabii. Ve Uğur Dündar'a 28 Şubat'ın hesabı sorulmadı. O hesabı sormazsan o hala darbe diye bayrak sallamaya devam ediyor. 28 Şubat'ın medya ayağına hiç hesap sorulmadı ya, zaten. Ya. Sermaye ayağına hiç hesap sorulmadı. Derdim şu değil yani. O yargılansın bu. Yok ben, yok yani, o değil ya. Altını ısrarla çiziyorum. Metin Akpınar
kemiksiz suç işlemiştir. E tabii canım. Bak kemiksiz. Evet evet. Yorumu, tevhidi falan yok. Evet. Bak. Ve büyük bir çirkin bir suçtur bu. Tamam mı? Bir ülkenin cumhurbaşkanına hakaret, tehdit. Ya bayrak tehdit, gibidir da devleti evet, temsil ediyor. Hakaret, tehdit. Hepsi var. Var. Bu bir suçtur. Bu bir suçtur. Bunun da hiç tevhidi mevhidi yok. Yoktur. Tamam. Ama buna rağmen ben yargının işine karışacak falan değilim. Buradan bir ceza alması beni mutlu falan etmez ya. Hayır hayır üzülürüm ben. Bu Metin Bey için etmez beni mutlu. Saçmalamasın elbette yani. Aynen. Bir molaya gidelim. Peki. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Evet yeniden birlikteyiz. Sıra dışı tarih kaldığı yerden devam ediyor. Bir kez daha söyleyeyim. Metin Akpınar isterse bağlanabilir. Onun altını çizelim. Tamam. Arkadaşlarımız da kendisine ulaşmaya çalışıyor. Menemen meselesi. Hı. Şimdi bu ülkede Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne hatta öncesinde de sürekli bir takım tertipler, oyunlar sahneye koyulmuş ve bunlarla bu ülkenin insanı dayak yedi. Evet. Menemen'de bir sopa yaptılar, dövdüler. Efendime söyleyeyim, birçok meseleyi, sopa, Sivas, onu da sopa yapıp dövdüler. Maraş, onu da sopa yapıp dövdüler. İnsanlar öldü. Evet. Bu tertiplerde insanlar öldü. İnsanların ölmesini ve bu sayede ülkenin kaosa sürüklenmesini malzeme amaçladılar. Malzeme yaptılar insanların. Ve sonra da çıktılar vesaire. Uğur Mumcu'yu da dövdüler. Evet. Uğur Mumcu katledildi. O günün Cumhurbaşkanı İran'a gidecekti. Gitmesin diye önünü kestiler. Ve onunla dövdüler. Ölmeden önce ne yazdıkları belli olduğu halde, bu işin evet, arkasında kimlerin olduğu bilindiği halde, tüm bunları bu ülkede yaptılar. Sürekli. En son Gezi'de yaptılar. Evet. Gezi'de ölen çocuklar. Kurşun hep gitti. Bir çocuğu buldu. Kurşunun bulduğu çocuk Alevi kökenliydi. Sürekli aynı tezgahı, tertibi bu ülkede kurguladılar da kurguladılar. Evet, evet, evet. Birileri bu çocukların, bu insanların ölümü üzerinden nemalanmaya kalktı. Evet. Tamam. Menemen de bunlardan biri. Bir, bize ilkokuldan itibaren öğretilen, anlatılan o resmi tarih var. Bir de hakikat var. Biz Menemen'le ilgili hakikati konuşalım bu akşam. Şimdi bu Menemen hadisesi iki kesim arasında geçiyor. Bir yanda şeriat ordusu var. Şeriat ordusu. Tabii. Ha. Bir yanda şeriat ordusu var. Bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu şeriat ordusu bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya, yerine tekrar şeriat devleti kurmaya ve hilafeti geri getirmeye. Amacı, hedefi bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1930, özelliklerini... 30. 30, Cumhuriyet kurulalı 7 yıl olmuş. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özelliklerini saymaya lüzum yok. Devlet. Bu devleti yıkmaya kalkışan şeriat ordusu, bir tane başkomutanı var. Giritli Esrarkeş Mehmet.
Şeriat ordusunun başkomutanı. Esrar Keş Mehmet. Evet. 5 tane de Esrar Partisi mücahidi. Cephane ve mühimmat olarak da 1 tane tüfekle bir bal bıçağı var. Yani budur şeriat ordusu toplamı. Şimdi bu hadise nasıl meydana geldi? Önce şunu söyleyeyim. Devlet bunu bilinçli olarak sopa haline getirdi. Her sene 23 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı da, Genelkurmay Başkanlığı kurumsal olarak bu Menemen hadisesini, onunla ilgili bir bildiri yayınlayarak milleti tehdit ettiler. Aynen öyle. Dün nasıl onların başını ezdikse, aklınızı başınıza toplayın, sizin de başınızı ezeriz. Son 2-3 yıldır bu bildiri artık yayınlanmıyor. Aslında bu programı yapmaya da lüzum yoktu. Yok. Esrarkeş Mehmet'in günümüzde karşılığı Ali Kalkancı'dır mesela. Şimdi bak, kısaca şey diyeyim. Biz bu programı daha önce birkaç sene önce yapmıştık. Çok detaylı şekilde de vermiştik. Bugün vaktimiz şey etmez ama bir özet olarak hatırlatalım. Bir daha bu ülkede bu tür provokasyonlar, şunlar bunlar yapılmasın. Şimdi sene 1929. Dünyada o dönemde en büyük ekonomik kriz var. Amerika battı, Avrupa battı. Bütün dünyada o ekonomik krizden etkilendiler. Türkiye de etkilendi. Yani artık memur maaşı da ödenemiyor, para yok, hiçbir şey yok vesaire. Avrupa'daki durumumuz ise şu. Tek parti dönemi, Gazi Paşa'dan bahsederken Avrupa medyası diktatör diyorlar. Sıfat olarak Atatürk'e diktatör diyorlar. Devlete de Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya Türkiye demiyorlar medyada. Kemal'in ülkesi diyorlar. Bu algıdan Gazi Paşa son derece rahatsız. Bunun üzerine mektuplar yazıyor, telgraflar çekiyor. Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'a. Fethi Bey onun samimi arkadaşıdır. Fethi diyor, oradaki gazetelerde aleyhimize çıkan demeçleri, manşetleri falan bize rapor et. Fethi Bey de bunları devamlı gönderiyor. Yahu diyor, ne yapalım bu algıyı kırmak için, şey etmek için? Fethi Bey raporlar gönderiyor. En sonunda diyor ki, Fethi gel. Gel diyor. Fethi Bey Paris'ten geliyor. Bir akşam Çankaya Köşkü'nde o mutat akşam sofraları, Fevzi Çakmak var, İsmet İnönü var, kuvvet komutanları var, bakanlar var ve mutat zevat var. Gazi Paşa konuyu açıyor. Diyor ki, Avrupa'da böyle bir algı yaratılıyor. Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Bu algının ana kaynağı nereden kaynaklanıyor? Tek parti. Bu yüzden diyorlar, seçim yok, diktatörlük var, şu var, bu var. Bunun için diyor ki, bir parti kuralım. İkinci bir parti olsun. Böylece Avrupa'daki o algıyı dağıtmaya çalışalım. Parti içinde Fethi Bey'e. Ve partinin adını da Gazi Paşa bizzat kendisi koyuyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası. O zaman parti yerine fırka kelimesi kullanılıyor. Makbule de orada değil mi? Dur şimdi. Şimdi ta kaç sene sonra seçim olacak. Bu partinin bir özelliği yok. Parti hemen muhalefete geçsin diye diyor ki CHP'den, Cumhuriyet Halk Fırkası tek parti. Gazi Paşa onun genel başkanı aynı zamanda. CHP'den diyor bir miktar milletvekili hemen sizin partiye geçsin, hemen muhalefete başlayın, yani parlamentoda iki parti görünsün. Fethi Bey'e diyor kaç milletvekili istiyorsun? Fethi Bey 120 milletvekili, yani 340 civarında milletvekili var, 1/3'ünü istiyor
Ondan sonra İsmet Paşa itiraz ediyor. Gazi Paşa İsmet Paşa'ya diyor ki, peki kaç tane verelim buraya? Ha diyor 30-40 tane diyor olsun. Fethi Bey buna itiraz ediyor. Bunun üzerine Gazi Paşa ortayı buluyor. 70 olsun diyor. 70'te anlaşıyorlar. Şimdi Fethi Bey diyor ki Gazi Paşa'ya, sen diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı zamanda genel başkanısın diyor. Bu senin karşında sanki biz parti kurmuşuz gibi kamuoyunda böyle bir algı bu sefer olur. Gazi Paşa o algıyı da yıkmak için ben tarafsız kalacağım diyor. Kız kardeşi Makbule'yi ile beraber CHP içerisinde Gazi Paşa'ya çok yakın, yani onun yakın adamları olarak bilinen, tanınan milletvekillerine de diyor ki siz de geçin buraya. İsmet Paşa tabii kaçın kururasıdır. Gazi Paşa 70-70 dedi, 14 milletvekili verdi. Şimdi bu partinin kuruluş tarihi 12 Ağustos'tur. 12 Ağustos 1930. Şimdi azizim, daha parti yeni kurulmuş, 2,5 ay sonra mahalli seçim var. Genel seçim yok. Fethi Bey partinin teşkilatlanmasıyla uğraşıyor. Ancak 37 ilde teşkilatları kurabiliyor. Ya şu seçimi biraz öteye alalım, şey edelim. İsmet Paşa hayır diyor. Ondan sonra mecburen o da bir düşünüyorlar, girelim girmeyelim, girelim diyorlar. Ve şey oluyor, seçime girme gibi. Ama 37 vilayette girecek. İsmet Paşa ilk defa hayatında miting yapıyor. Çünkü ondan önce tek parti olduğu için miting yapmaya falan lüzum yok yani. Ne gereği var? İzmir'e geliyor. Çünkü demokrasi böyle bir şey. Fethi Bey de İzmirli ya, Ege bölgesinden. Oradan başlıyor. İzmir'de ilk mitingi yapıyor İsmet Paşa. 3 ile 5 bin arasında bir kalabalık ancak toplanıyor. Mitinge millet şey de değil, alışkın da değil. Yani siyasi miting yapılmamış o güne kadar 23'ten bu yana. Onun arkasından o mitingden sonra Fethi Bey İzmir il binasının açılışı için İzmir'e geliyor. Hatta İsmet Paşa başbakan olarak valiye telefon ediyor. Diyor ki ya halk buna saldırır maldır yani, koruyun da. Niye saldırıyor? Sen CHP'ye karşı mı çıkıyorsun falan ya, İsmet Paşa'ya karşı nasıl parti kurarsın, böyle bir şey yapılır diye diyor ki yani koruma tedbiri de alın diyor. Fethi Bey İzmir'e gelinişi duyulunca o gün Manisa'sından, Uşağı'ndan, Aydın'ından, Ege bölgesinden, köylerden, ilçelerden akıl, fevç. 100 binin üzerinde insan toplanıyor. Ve orada bir provokasyon başlıyor. CHP aleyhine başlıyorlar slogan atmaya. CHP binasını taşlıyorlar, camlarını kırıyorlar, bilmem ne ediyorlar. O taşkınlık sırasında asker polis müdahale ediyor. Silah da kullanıyorlar. Bir kurşunla 14 yaşındaki bir çocuk ölüyor. Hatta babası onu kucağına alıyor. Kalabalıkla beraber serbest fırkanın il binasına. Fethi Bey orada alıp oraya geliyor. Fethi Bey aşağı iniyor. Babası diyor ki bakın bir şehit verdik, ilk şehidimizi. Bu ilk olmayacak, hepimiz şehit olmaya hazırız. Yeter ki bizi bunlardan kurtar. Ve slogan o, bizi kurtar Fethi, bizi kurtar Fethi, bizi kurtar Fethi diye sloganlar atıyorlar. Onun arkasından zaten işte Aralık ayı geliyor. Seçim yapılıyor. Fethi Bey girdiği bütün yerlerde seçim alıyor. Şimdi tabii... Hocam dur, devam etme. Bu neyi ifade eder? Memnuniyetsizliği. Halk memnun değil. Halk CHP'den memnun değil. Şimdi
Bazı yerlerde tabii sandık başında serbest fırkanın adamı yok, jandarma bekliyor, işte şey diyor, oylar belediyede sayılıyor, yakılıyor, ondan sonra netice şey ediliyor. Bir tek Menemen'de bir şey yapamıyorlar. Menemen'de Fethi Bey'in partisi belediyeyi alıyor. İzmir'i neyse kurtarıyorlar. Fethi basına demeç veriyor. Seçimi biz kazandık diyor. Seçimde hile yapıldı, sandıklar gizli açıldı, oylar yakıldı, kendi kendilerine tutanak tuttular, böyle ettiler diye gazetelere demeç verdi. Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Fethi'yi Gazi Paşa gazeteleri görünce çağırıyor. Çağırıyor. Bu ne? Seçimi kim kazandı diyor Çankaya Köşkü'nde. Soruyor Fethi Bey. Kim kazandı? Biz kazandık efendim diyor. Hayır diyor. Siz kazanmadınız çocuk. Aynen tabiri bu. Siz kazanmadınız. Seçimi idare fırkası kazandı diyor. Yani polis, jandarma, vali, kaymakam, nahiye müdürü kazandı diyor. Bu sözleri Hasan Saka'nın genel sekreteri, Cumhurbaşkanı genel sekreteri, onun yanında bu şeyler şey diyor, Çankaya şeylerini o yazıyor. Hatıralı. Onun ki o yazdığı eserin, yani Çankaya ile ilgili ikinci cildinin, şu anda sayfa numarası aklımda değil, ikinci cildinde var. Herkes de bakabilir. Ondan sonra Fethi'ye dönüp diyor ki, git partiyi feshet diyor. Ve parti 18 Aralık'ta feshediliyor. Partinin bütün ömrü 98 gün. Yani 3 ay. Peki, şimdi şey edelim. 18 Aralık... Menemen'de can sıkıcı. Menemen olayları ne zaman meydana geliyor? 23 Aralık'ta. Kaç gün var arada? 5. Şimdi Manisa'ya bir grup geliyor. Bu Giritli Mehmet. Esrar Keşme. Üç Mehmetler. Birisi Sütçü Mehmet. Bu Giritli Mehmet. Öbürü de Nalıncı Mehmet herhalde. Şu anda lakabını tam hatırlamıyorum. İki tane de Hasan var. Bu Hasanlar da çocuklar. 17 yaşındalar bunlar. Manisa'da Karaköy merkezi, biliyorsun sen de orayı. Orada bir kahve var. Hâlâ halk arasında o kahvelerden birisinin adı Esrar Keşler Kahvesi. Esrar içilirdi orada. Bu Giritli Mehmet, o iki Mehmet'le beraber geliyor o kahveye. Orada Esrar'ı içiyorlar onlar da. Ondan sonra kalkıp nutuk atıyor. Yakında diyor Mehdi gelecek ve serbest fırkadan bahsediyor. Bak çok enteresandır. Serbest fırkanın seçimi, efendime söyleyeyim, kazandığını ama işte bilmem şöyle ettiklerini, böyle ettiklerini ve Gazi Paşa'dan bahsederken deccal sıfatını kullanıyor. Mehdi gelecek benim demiyor orada. Deccal'ı yenecek diyor. Klasik kitaplarda Deccal'ın silüeti anlatılırken bir bazılarında bir gözünün kör olduğu, tek gözlü olduğu, bazılarında gözünün şurada olduğu şeklinde, evet, ifadeler var. Gazi hocam, Paşa'nın bu ilk FETÖ çıkışıdır bu. Heh. Gazi Paşa'nın, geldi mi hocam? İlk FETÖ. Evet, ilk FETÖ çıkışı. O savaşlardan birisinde gözünde bir hafif şey vardı. Yani ama kör değildi. Hı hı. Onu kastederek
alçak herif Gazi Paşa'ya Deccal sıfatını kullanıyor ve diyor ki şu anda diyor halife ordusu 70 bin kişi sınırda bekliyor. Yakında gelecek. Bu zındıklar diyor tekkeleri, zaviyeleri kapattılar, Kur'an kurslarını kapattılar, camileri kapattılar, gavur işi, şapka getirdiler, şöyle ettiler, böyle ettiler, bir vaveyle koparıyor. Bir esrar keş için. Esrar keş için. Çok fazla hikaye var burada hocam. Ondan sonra çıkıyor, tekbir getirerek, bağırarak Manisa'da bir tur atıyorlar. Tur atarken o Karaköy'de, orada Tatlıcı Hüseyin, kim olduğunu söyleyeyim mi sana? Söyleme biliyorum. Ha, Sülükzade bizi dinlesin. Evet. Tatlıcı Hüseyin, bunlar da tekbir mekbir getiriyorlar falan, diyorlar ki işte nerede yemek yenir? Manisa o zaman köy gibi bir yer. Tatlıcı Hüseyin de zengin bir adam. Böyle hayırsever bir adam da. Ya gelin diyor benim misafirim olun. Getiriyorlar. Evde bunlara bir yemek yediriyor. Akşama doğru yardım yataklı. Ben dur daha neler var, o mahkeme zafatına geleceğim. Bozalan köyünden Çakır Ramazan diye bir genç var. O da bundan duygulanmış. Bizim köye gidelim diyor illa. Ve bunları alıyorlar, Bozalan köyüne gidiyorlar. Manisa'ya yakın bir köydür oraya. Neyse orada hemen muhtarın evine gidiyorlar, açıyorlar. Muhtar bunlara işte bir şeyler hazırlıyor falan. Benim misafirim olun diyorlar. Muhtarın evi biraz da geniş. Bu Giritli esrarkeş Mehmet diyor ki, burada olmaz diyor bizim misafir olmamız. Biz gece sabaha kadar zikir ederiz diyor. Siz rahatsız olursunuz, uyuyamazsınız. Bize diyor şöyle köyün biraz uzağında bir baraka yapın. Biz orada kalalım. Yemeğimizi falan oraya getirirsiniz. Burada bir müddet kalacağız diyorlar. Ulan bunlar da Allah adamı, sarıklar, cümbeler bilmem neler. Hemen ağaçları getiriyorlar. Marangozlar şey ediyorlar. Birkaç saat içerisinde bir baraka yapıyorlar. Hemen taklıdan çivileri çakıyorlar. Bunlar geliyor oraya. Bu Ramazan da bunlara yemek getiriyor. Hakikaten sabaha kadar da bağırıp çağırıyorlar yani. Zikir ediyorlar, Allah Allah diye bağırıyorlar. Ramazan bunları o esrarkeşlerin kahvesinde görmüş. Ramazan da içiyor esrar. Ulan gelmiş, lan bakmış bunlar esrar içiyorlar. Daha önce içeri almıyorlar Ramazan'ı. Yemeği dışarıdan birisi alıp içeri getiriyor. Ramazan bir gün gelince 10. gün falan ha. Ulan bakıyor esrar içiyorlar. Gidiyor muhtara söylüyor. Muhtar diyor, bunlar esrar içiyor. Ne yapalım? Vallahi jandarma, mandarma şey olursa başımıza bela olur. Gidelim bunları kovalım. Birkaç tane köyden adam da yanına alıyor. Muhtar geliyor. Kapıyı dövüyorlar. Bunlar açıyor. Diyor ki burayı terk edin muhtar diyor. Muhtara diyor ki bak muhtar, bu işten jandarmanın haberi olursa siz de bundan zarar göreceksiniz. 10 gündür bize bakıyorsunuz. Bu barakayı siz yaptınız bize. Ha, gelin hiç kimse şey olmasın. Biz bu gece gideceğiz buradan. Onun için siz de şikayette bulunmayın. Geçin evinizde oturun. Akşam oluyor. Bunlar da hakikaten oradan ayrılıyorlar. Menemen'e geliyorlar. Menemen'le bu Bozalan köyünün arası 30 kilometre falandır. Sabah namazına yakın bir saatte Menemen'e yakın bir yere kadar geliyorlar. Orada son bir esrar partisi daha düzenliyorlar. Ondan sonra o Ramazan görünce Hasanlardan biri de kaçıyor. Ulan bunlar şimdi gidecek, orada anlatıyor yapacaklarını. Gideceğiz diyor Merkez Camii'ne, bir adam Müftü Camisi'dir. Orada diyor Şeyh Saffet Efendi diye çok büyük bir zat var diyor. O zat diyor Nakşi tarikatının yaşayan en büyük şeyhi olan Şeyh Esat Erbili'nin buradaki halifesidir. Büyük bir zattır. O beni gördüğünde zaten hemen
benim Mehdi olduğumu anlayacaktır. Kalp gözü açıktır diyor. Tamam diyorlar, geliyorlar, sabah ezanı okunuyor, camiye gidiyorlar. Şeyh Esat camiye gelmiyor. O zaman camide adet olduğu üzere sancak bulunurdu. Yeşil çuha üzerine kelime-i tevhidin yazılı olduğu bir sancak. Bunlar camide o Esrar Keş Mehmet Kafa da iyi bir konuşma yapıyor. Ben Mehdi'yim diyor. Bunu ilan edeceğim. Ondan sonra hepiniz camiden çıkın. Gelin meydana, orada toplanalım. Bir kısmı korkudan, bir kısmı meraktan, bir kısmı şeyden, sabah namazından sonra artık gün ışamış, ağarmış, geliyorlar o meydana. Meydana geliyorlar, sancak o şeyin elinde, Esrar Keş Mehmet'in elinde, orada Mehdi olduğunu söylüyor. Halife ordusu işaret bekliyor benden, 70 bin kişiyle sınırda bekliyor. Biz burada harekete geçtiğimiz anda o da girecek sınırdan içeri, Ankara basılacak. Ondan sonra Deccal öldürülecek, şeriat tekrar getirilecek, halife tekrar getirilecek, halife benim emrimde olacak diyor bundan sonra. Ben Mehdi'yim, biz Çin'e gideceğiz, Avrupa'ya gideceğiz, dünyayı hepsini Müslüman edeceğiz. Millet dinliyor bunu. Karakol da tam karşıda. Karakol yazıcısı Ali Efendi geliyor. Nedir diyor? Sen ne diyorsun? Ben Mehdi'yim diyor. Ha. 4 tane askerle beraber geliyor yazıcı Ali Bey. Ya sonra diyor ki ben buna bir şey yapamam. Karakol komutanına, yüzbaşıya evine gidiyor. Diyor ki bir tane gelmiş orada meydanda. Bir manyak. Birazdan millet toplanmış. Ben Mehdi'yim diyor. Nutuk atıyor orada. Yüzbaşı kalkıyor. Evden geliyor. O da Fehmi Bey. Geliyor. Nedir diyor bu? Ona da diyor. Ben Mehdi'yim diyor. Bilmem ne. O yüzbaşı da bir şey demiyor buna. O da çekip gidiyor. Alaya telefon ediyor. Alay komutanı da o sırada Asteğmen olan Mustafa Fehmi, soyadı Kubilay'dır, sonra onu Kubilay ettiler. Ona diyor ki şu bir manga askeri al git hele, bu nedir diyor. Üzerine silah almıyor. Askerin elinde silah var ama mermi yok, mermi de almıyorlar üzerlerine. Yani bir tane meczup gelmiş, öyle anlatıyorlar. Geliyorlar oraya, Kubilay, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, şehittir bu. Şehittir. Kubilay biraz böyle iri yarı, gürbüz bir asteğmen yani, öğretmen kendisi. Gelir, nedir lan diyor buna. Bu da diyor ki ben Mehdi'yim diyor, Mehdiliğimi ilan ediyorum. Kubilay buna bir tane tokat geçiriyor. Yere yıkıyor zaten Esrar şeyi, kafası iyi. O arkasındaki Mehmetlerden biri bir tane tüfekleri vardı ya, tak diye ateş ediyor ondan. Burası garip. Ateş ediyor, Kubilay ayağından topuğundan vuruluyor. O silah patlayınca 26 tane asker kaçıyorlar. Burası tuhaf. Süngüleri var. Onların elinde bir tane tüfek. Onu şey etmeden süngüyle olsa denir 4 kişiler. Süngüyle parça parça ederler. İşin garip tarafı, kaçıp gidiyorlar askerler. Kubilay yaralanıyor. Hükümet konağına doğru sekerek koşuyor. Kapıyı vuruyor, kapı açılmıyor. Oradan karakola şey ediyor. Karakolun kapısına dövüyor, orada açılmıyor. Bunlar da garip, soru işaretleri var. O sırada caminin bahçesine doğru Kubilay yine, ama kan kaybı da olunca takatı da kesiliyor. O sırada da yerden o tokatın şeyiyle sersemlemiş olan Giritli Esrar Keş Mehmet kalkıyor ayağa. Bakıyor ki bu seke seke oraya doğru gidiyor. O
caminin bahçesinin içerisinde yakalıyor. Kubilay orada bağırıyor. Ben de Müslümanım, ben de Müslümanım diye. Ha öyleyse sana gıyak yapayım diyor. Az acı çekesin diye seni gırtlağından değil de boynundan keseyim. O bağ bıçağıyla o gencecik az teğmenin kafasını gövdesinden ayırıyor. Kafayı alıyor eline ondan sonra. Ondan önce de burada toplanırken sancağı almış gelmiş. Temizlikçi de belediye temizlikçisi aynı zamanda bekçi kadrosunda. O da buraları süpürüyor elinde yalnız kürek de var. Gel lan diyor buraya. Kürekle buraya bir çukur aç diyor. Bir çukur açtırıyor. O sancağı oraya dikiyor. Kubilay'ın kafasını sancağa geçirecek fakat tutturamıyor. Adamlarından birisine diyor ki bir ip bulun getirin. Karşı tarafta da bir nalburcu var. Gidiyor oraya. İp var mı? Var diyor. 2 metre ip ver diyor. Alıyor. Parasını da veriyor. O iple getirip onun kafasını oraya bağlıyorlar. Bu olayların oluşu. Kubilay'ın vuruluşu. Kafasının kesilmesi, sancağa dikilmesi bunların hepsi 20 dakika alıyor. O 20 dakika içerisinde bir müfreze asker geliyor. Alay o kadar uzakta değil. 5 dakikada da gelebilirler. Gelir gelmez ama tar 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 tarıyorlar, gebertiyorlar hepsini. Bir tane Hüseyin kaçıyor, bir tanesi de yaralanıyor orada. O 3 tane Mehmet de geberiyor orada. Bunlar tutuklanıyorlar. Ondan sonra bu işe katılanlar falan. Mahkeme bunları yargılıyor. Mahkemenin kararı şu. Bir meczup, esrarkeş ve birkaç adamı böyle böyle bir şeyde bulundular. Halk bunlara yüz vermedi. Olaylara katılmadı. İşte merhum Asteğmen şehit edildi. Onlar da müsaade yapıldı, geberdiler, öldüler deyip mahkeme kararını bu şekilde verdi. Olay bitti. Gazi Paşa o sırada İstanbul'da. Hadise duyuruluyor tabi telgraflı hemen şeyle. Mahkeme kararını duyunca adeta çıldırıyor. 27'sinde hadiseden bak 4 gün sonra Dolmabahçe Sarayı'nda bütün devlet erkanını topluyor. Ordu komutanları ve bakanlar kurulu. Bu mahkeme kararı falan var değil mi bugün? Tabii yani tabii var. Var bunlar var. Hepsi var. Ondan sonra bir bildiri yayınlıyor. Başkomutan ve Cumhurbaşkanı olarak orduya bu hareket cumhuriyeti yıkmaya matuf irticai bir kalkışmadır. Mahkeme kararı reddedilmiştir ve hemen sıkı yönetim ilan ediliyor bölgede. Sıkı yönetim komutanlığına da 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay getiriliyor. Fahrettin Altay Gazi Paşa'nın çok sevdiği, çok güvendiği bir insandır. İsmet İnönü'nün de öyle. Ve mahkeme de normal mahkemeyi reddediyor. Sıkı yönetim ilan edildi ya, örfi idare mahkemesini kurduruyor. Başına da Mustafa Muğlalı'yı getiriyor. Meşhur Mustafa Muğlalı. Programın başında dedim ya Sezgin'e söyleyeceğim laflar var. Bu Mustafa Muğlalı kim? Tüm general o da asker. Mustafa Muğlalı gaddarlığıyla meşhur bir adamdır. Aynen Sakallı Nurettin gibi, aynen Abdullah Tandoğan gibi Dersim hareketini yöneten. Böyle gaddar bir adam. Bu nereden bunun gaddarlığı çıktı, meşhur oldu? Bu
Van bölgesinde orada garnizon komutanı. 1900 adı verilmişti, onu da Erdoğan kaldırdı. Bak dur işte oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Şimdi o günün bak 1929 ekonomik kriz var. Para yok, ekmek yok, tohum yok, insanlar aç. Doğu Anadolu'da yaşayanlar İran'dan kaçakçılık yapıyorlar. Yani buradan diyelim yağ götürüyor, peynir götürüyor, oradan tuz alıyor, gaz alıyor, şeker alıyor, getiriyor. Şeyi bu. Güneydoğu Anadolu bölgemizden Hakkari civarları falan. Bıyığa bak hocam. Hitler bıyığı. Tabii. Hakkari civarı falan Irak'tan bu kaçakçılık işiyle geçiniyorlar. Antep, Urfa, onlar da Suriye'den. Hatta birkaç sene önce yanlışlıkla 50 küsur kaçakçı öldürüldü ya. O hadise, ne hadisesiydi işte? Roboski. Ha Roboski, o hadiseler. Aynı o kaçakçılık şeyi. Mahkeme 35 tane Kürt vatandaşımız kaçakçıyı yakalıyor. Jandarma yakalıyor, tutukluyorlar, getiriyorlar. Yalnız orada FETÖ icraatıydı o Roboski meselesi. Bunlar normal şey, kaçakçı bunlar. Jandarma yakalıyor, bunlara bir şey etmiyor. Getiriyorlar mahkemeye, kaçak malların tümü müsaade ediliyor. Devlet el koyuyor, hakim bunları da bırakıyor. Yani bir suç işlememişler. Bir de hayatın gerçeği yani, kaçakçılar devlet de göz yumuyor, aç bu insanlar. Bu da orada garnizon komutanı, mahkeme bunları bırakınca jandarmaya emir veriyor, hepsini topluyor evlerinden. Orada bir dere var. O dereye getiriyor, diziyor hepsini. Askere diyor, sıkın kafalarına. 35 kişi masum vatandaş. Bak, suç işlemişler. Bu suçun cezası infaz değil. Kanunlarımızda belli bu suçun. Ulan 3 sene ise 3 sene. 5 sene ise 5 sene. Hatta idamsa idam, bunu mahkeme kararını versin sen. Sen niye kendini mahkeme yerine koyuyorsun, bilmem ne ediyorsun? Tabii tek parti dönemi olduğu için hakkında kimse soruşturma açamıyor. Demokrat Parti iktidara geldiğinde bölgenin milletvekilleri hemen devreye girdiler. Mahkeme bunu mahkum etti ve hapishanedeyken öldü. Bu Mustafa Muğlalı. 28 Şubat sürecinde FETÖ'nün puştları yaptılar bunu bak. Bunlar insan değiller çünkü. Kürtlerin sinir uçlarını. Ulan yer mi yok Mustafa Muğlalı? Çok mu makbul bir adam? Götürün Sinop'ta yaptığınız bir kışlaya adını verin. Muğla'ya ver. Götürün bilmem nereye verin. O 33, o 35 tane katledilen Kürt'ün olduğu ilçe. Oran. Oraya bir şey yapıyorlar. Garnizon neyse. Kışla yapıyorlar. Ve 28 Şubat'ın o generalleri, milletin sinir uçlarıyla uğraşan o generalleri, FETÖ damarlı, tuttular o kışlaya, kışlanın kapısından büyük Mustafa Muğlalı kışlası diye. Bu nedir biliyor musun? Her gün oradaki Kürt'e senin ananı bellerim. Aman. Bu budur. Bu ahlaksızlıktır. Bu bir millete yaşamaz. Bu memleketin birlik ve bütünlüğünü sağlamak için 40 senedir mücadele ediyoruz. Böyle aklına esen, halkı birbirine düşür, fitne çıkar, bilmem ne eder. Bu vatan hainidir. Vatana ihanettir. Allah'tan o kışlanın üzerinden o şeyi Tayyip Erdoğan kaldırttı. Peki, onu kaldı. O zaman medyada aldı. Bunlar konuşuldu, şey edildi, savunulacak. Hiçbir tarafı yok Mustafa Muğla'nın. Muğla'da CHP belediyesi bunun adını büyük bir iş hanına, bir de bir ana caddeye verdi.
o zaman medya dedi ki oradan da kaldırın. Sezgin Tanrı kulu, sen Kürtlerin temsilcisisin CHP'de. Sözüm ona. Ve o partide genel başkan yardımcısısın. Sen orada Hendek'te bir sarhoşun bir cinayetiyle kalkıp onlar Kürt de haklarını bahane ederek işi provoka edeceğine kendi partinde genel başkan yardımcısın sen. Bu katilin adını benim partim nasıl verir? Tayyip Erdoğan orada kaldırıyor da sen niye burada Muğla'da kaldıramıyorsun bunu? Hadi. Bunu bütün Kürt kardeşlerimin vicdanlarına teslim ediyorum. Hadise bu. Evet. Bu mahkemenin başına da bu getiriliyor. Fazla vaktimiz yok. Yok. Mahkemedeki hemen bir demeç veriyor Mustafa Muğlalı. Bu kalkışmanın arkasında diyor Nakşibendiler vardır. Erzurum'daki Nakşibendi Şeyhi, Elazığ'daki Nakşibendi Şeyhi, Konya'daki Nakşibendi Şeyhi, İstanbul'daki Esat Erbili, bu Mehmet Ali Erbil'in dedesidir o. En meşhurları da o. 93 yaşındaydı, o halde getirdiler, idam verdiler. Fakat yaşlı olduğu için infaz etmediler ama hastanede bir gün sonra öldü o da yani. 28 tane idam çıktı. İnfaz edildi. Birkaç kişi, yani 28'den fazlaydı, 37'ydi falan. Birkaç kişiyi affettiler, birkaç kişiyi hapse çevirdiler, bilmem ne ettiler. Mahkeme safahatının gırgırına gelelim şimdi. Tatlıcı Hüseyin, Manisa'dan. Sen bunlara yemek yedirmişsin. Ya vallahi ben bilmiyordum. Ya bunlar Allah adamıydı. Yani bir de yabancıydılar. Benim kapım herkese açıktır. Şudur budur olamaz. İdam. Manisa'da ulan bunlar tütünü nereden aldılar falan, tütün satmış bunlara. Adam diyor ki. Lojistik burada. Evet, lojistik. Ya diyor ben herkese tütün satıyorum. Ben ne bileyim bunların anarşist olduğunu, bunların şey olduğunu. Yo, onu da astılar. Şimdi işin garip tarafı, o çukuru açan bekçiyi de astılar. Aman hocam, kötü bir şey çıkmasın. Yok yok. Tamam. Ondan sonra, ulan dediler ip. Ha ip de şuradan alındı dediler. Sen de asalım. Onu da getirdiler. Şimdi Mustafa Muğlalı diyor ki, şeriat devleti kurmak, hilafeti geri getirmek. Şeyiyle lojistik destek vermek bu örgüte falan, isyana, şeriat ordusuna. Adı şeriat ordusu. Şimdi zavallı Joseph diyor ki, efendim komutanım diyor, ben Yahudiyim diyor. Ben Yahudiyim diyor. Ben diyor şeriattan illallah etmiştim diyor. Hilafetten illallah etmiştir. Ben diyor bu cumhuriyete o kadar aşığım ki diyor, ben Yahudiyim zaten. Ulan sahtekar etme, ben senin için, sen gizli Müslümansın. Vallahi. Yanarım yanarım da bu Joseph'in asılmasına yanarım. O da asıldı orada. Şeylerden de, Menemencilerden de şey ettiler. Alkışlayanlardan bazılarını tespit ettiler. Şimdi vatandaş diyor ki ya konuşurken diyor onun adamları alkışlayın diyordu. Biz korkumuzdan böyle ediyorduk. Ama bizim askerimiz geldiğinde elimiz patlayıncaya kadar biz alkışladık. Şöyle oldu, böyle oldu. Onları da astılar. Ondan moral sonra... destek. Moral destek. Moral destek. Lojistik destek, moral destek. Evet. Ve olan Kubilay'a oldu. Bu Allah rahmet. Olan Kubilay'a oldu. Ben burada izleyicilere şunu söyleyeyim. Menemen hakkında en sağlıklı bilgiyi almak isteyenler, Fahrettin Paşa'nın sıkı yönetim komutanı, onun hatıratını alıp okusunlar. Çünkü ne yapılacağını tek tek kendisi söylüyor. Gazi Paşa söylüyordu, ben not alıyordum diyor. O notlarını, hatıratını aynen almış ve Menemen için yerle bir edilsin.
lafı da var Fahrettin Paşa'da. Yani o kadar canı sıkılmış Gazi Paşa'nın. Şimdi bu oldu bitti. Birkaç tane esrar keşin bir şeydir. Fakat senelerce böyle bu laik cumhuriyetçi kesim bunu istismar etti. Bunu sopa yaptı rahmetli Kubilay'ı sopa yaptı. Her sene bakın başınızı ezeriz, şöyle ederiz, böyle ederiz falan filan. Ben bu hadisenin bizatihi yaşayanlarıyla, üç kişiyle de konuştum. Tarihçilerin çoğu hadisenin yaşayanları, çünkü çok geri bir şey değil. Yani 30'da, 31'de olmuş ya. Bir şey. Şimdi 88. Tabii. Ben 65 yaşındayım. Ben 20 yaşındayken onun bütün şeyleri asistanken onlar yaşıyorlardı yani. Siz 20 yaşındayken. Şimdi rahmetli Kubilay şehit edildiğinde 18 aylık bir çocuğu vardı. Vedat. Hiç kimse her sene Kubilay törenleri bahanesiyle millete hakaret, tehdit, mobbing aleti edildi bu şehit. Mobbing aleti yapıldı. Kimse karısına, çocuğuna ne oldu yahu, ne ekmi bu adam öldü. Emekli maaşı yok, bir şeyi yok. Bu Vedat'ı ben gördüm, biliyor musun? Öyle mi? Evet. 84 yılında vefat etti. Bir hayır sahibi, gençliğinden sonra böyle işsiz güçsüzdü. Bunu Nazilli Belediyesi'ne zabıta yaptı. 55 yaşında, 84 yaşında bu adam öldü. Eğer o hayır sahibi adam olmasaydı ekmek yiyecek hali yok. Ve bir güne bir gün o bölgenin özellikle her sene bunu gündeme getirip yürüyüşler düzenleyen bilmem ne diyen, bir güne bir gün bu Vedat ne yiyor? Bu Vedat'a ne oldu? Umurlarında bile olmadı. Umurlarında bile olmadı. 84'te vefat etti ya. 55 yaşında. Çoluğu çocuğu da vardır. Onun. Evet. Onun da vardır. Hiç kimseye bakmadılar, etmediler. Biz bunun benzerlerini çok gördük. Yani işte 28 Şubat'ta o Ali Kalkancılar, Fadimeler, Müslümler, bilmem neler vesaire. Yordu ama hocam. Yordu artık. Yordu. Yeter bu milletten oynamayın. Ve bir daha da bu menemeni de kimse de artık şeye getirmesin. Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Ders kitaplarından da çıkarılsın. Yer almasın. Sadece bu Kubilay şehit olur. O bizim muazzez şehidimizdir. O yer alabilir. Onun tırnağına zarar verenleri lanetliyorum. Lanetliyorum. Bu kadar. Ve milletin hiçbir ferdi bu hadiseyi tasvip etmemiştir. Bir provokasyondur bu. Arkasında kimlerin olduğunu bilmiyorum. Belgesi yok, bir şey yok. Ama ortada 3 tane esrarkeş Mehmet var. 2 tane de 17 yaşında Hasan var. Hadise bu. Yani yeter mi? Yeter hocam. Yeter. Özetledik yani. Evet. Şu bu ülkede o arızalılar, hani sol deyip genelleme yapıp milletin canını sıkmak istemiyorum birilerinin. Namuslusun, başımızın üstünde yeri var. Eyvallah. Öbürü için söylüyorum. Sürekli bir tertip, sürekli bir kumpas, sürekli bir bilmem ne üzerinde bu ülkede gündem oluşturmaları, bilmem ne yapmaları, işte kendi etraflarını konsolide etme çalışmaları. Ya bunlar bu ülkeye zarar veriyor. Yordu bu millet ya. Yordu bu, ya. Yeter ya. Şimdi yahu diktatör dediğin, şimdi Metin Akpınar'la kapatalım. Hı hı. Çıkardığı kanunda diyor ki 2 dönem. Evet. En fazla 2 dönem. O da seçimle geliyor.
O da seçim. O da seçim yani. Ya neyin saçmalıyorsunuz siz ya? Yarın sandık yine kurulacak. Bu ülkede sandık var. Daha iyi bir aday çıkarım millet onu diyor ki biz seçimi kazanamıyoruz. O zaman sandık her şey değildir diyelim. Haydi bakalım. Yahu yormayın insanları. Bu ülkenin enerjisini böyle abuk subuk, anlamsız, saçma sapan ve zarar veren tartışmalarla, kavgalarla heba etmeyin yani. Ha. Bir hikaye yazmış, o hikayeye kendini inandırıyor. İşte çocuklar ona, Kubilay bu ülkenin şehididir, bizim şehidimizdir. Allah gani gani, Allah gani, gani rahmet etsin. Nokta. Ona kaldırılan eller kırılsın, Allah lanet etsin onlara. Ya bu kadar basit. Dolayısıyla bu düğmeleri düzgün iliklemek lazım. Evet, evet. Yeniden düzgün iliklemek lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldik bu akşam da programın sonuna efendim. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.